Evet arkadaşlar, biliyorsunuz yaklaşık 5 senedir Airsoft satıyorum. Beni Airsoft'la tanıyorsunuz. Bugün Airsoft'lara bir elimin tersiyle iterim. Evet. Yaklaşık 5 senedir Airsoft tüfekleri satıyorum. Dükkanımızda ateşli silah da var. Ateşli silahları da satıyorum diyebilirim. Evet. Ateşli silahlarımız burada. Türkiye'deki modellerin %80'i var diyebilirim. İtalyanlarda biraz sıkıntı var. O da dolar kuruyla alakalı. Evet. Hemen güvenlik. Evet. Ateşli silahlar. Bunlar yivsiz av tüfeğidir arkadaşlar. Yaklaşık Türkiye standartlarında 2500, 3000, 3500 TL aralarında, yani bant aralarında tüfeklerdir. 12, 20, 36 en bilindik tüfeklerdendir. Bunları satın almak için 5000 liralık bir vergi borcunuzun olmaması lazım. Trafik cezası da olmaması lazım. Eğer bu yok ise çok kolay bir şekilde, sabıkanız da yok ise çok kolay bir şekilde tüfek alabiliyorsunuz. Bu 36 kalibredir. Şimdi 36 ile 12 kalibre arası tüfek farkını göstereyim. Bu 12 kalibredir. Bu da 36 kalibredir. Aradaki kalibre farkına bakar mısınız? Çok büyük. Çok büyük. Bunu her Türk vatandaşı, borcu olmayan Türk vatandaşı alabiliyor. Burada Winchester'ın pompalı tüfeği vardı. Winchester'ın pompalı tüfeğini biliyorsunuz İstanbul Silah aldı. Ve İstanbul Silah şu an üretiyor ve Amerika'ya tekrar gönderiyor. Aslında Winchester bir Türk markası oldu diyebilirim. Yani şu an Türkiye standartlarında alabileceğiniz en kaliteli pompalı tüfeklerden bir tanesidir Winchester. Ve gerçekten çok kaliteli. Gerçekten. Buna Macpul El Kundağı, Macpul Dipçik eklendiği zaman gerçekten çok zevkli bir tüfek olabilir. Evet. Burada AK var. AK. Bunun orijinalini kullanmıştım ben. Bunun orijinali 7.62 olan değil. 12 kalibre bu tüfeğin orijinalini kullandım. O da Verb 12 idi. Yani çok değişik bir tüfek diyebilirim gerçekten. Hele ahşap olanı, oğlum şarjörün büyüklüğüne bak. Alışık değilsinizdir büyük bir ıslıkta. 12 kalibre tüfeklerin şarjörleri çok kaba. Çok kaba gerçekten. Keşke bunların gerçeğini alabilsek. Bu Armsan'ın RSS1'idir. 12 kalibre yarı otomatik av tüfeğidir. Ahşap bir kundağı var. Ahşap kundağı ben sevmiyorum. Çünkü ahşap kundağı çok fazla geri tepme sağladığı için. Herhangi bir burada bir malzeme olmadığı için. Gördüğünüz gibi. Yani bir şuradaki nerede? Bak bir şuradaki silikona bakın. Bak şuradaki silikona bakın. Bir de bununla bakın. Gördünüz mü? Bak bir de buraya bak. Bu silikon olmadığı zaman bu tüfekte iki şarjörü arka arkaya attığınız zaman dayak yemişe dönüyorsunuz. Gayet güzel tüfek ya. Çok iyi ya. Sen seversin. Yavuz. AK. AK'yi seviyor musun? Hem de çok. AK'yi neden seviyorsun? Yani sağlamlığı olsun, pratikliği bana daha çok hoş geliyor. Çünkü herkesin yapamayacağı bir iş değil AK kullanmak. Yani burada yarı otomatikler var. C'ye taktiği göstermek istiyorum. C'ye taktik yok galiba. Aynen yok. Buraya gelelim. UTAŞ XTR12. Bunu ben çok kullandım. Çok fazla kullandım ve gerçekten şu an R15 platformunda 12 kalibre alabileceğiniz tek tüfek bu diyebilirim. Yeni çıktı mı bilmiyorum. Gördüğünüz gibi UTAŞ'ın XTR12'si de böyle. C tutuşuna izin veriyor. Ve gayet çok ergonomi ya. Ya gerçekten biz bu işi yapıyoruz ya. Ama yaz.
Gerçekten biz bu işi biliyoruz. Ya diyorum bu av tüfeklerinde sadece bizim üretebildiğimiz bir şey av tüfeği olduğu için yani ürettiğimiz demeyelim de satabildiğimiz üstünde çok fazla Ar-Ge yapabileceğimiz av tüfekleri olduğu için dünyanın en iyisiyiz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi yine av tüfeklerimiz var. Av tüfeklerinden ben pek anlamıyorum. İhsan Kale var. İhsan Kale şey yapıyor. Çifteler var. Ben çifteleri çok seviyorum. Çifteler gerçekten özeldir. Şöyle gösterirsen. Bunlar genelde düşük gram atmak için yapılmış tüfeklerdir. Genelde uçan avlar için kullanılmaktadır. Ve gerçekten kalitelidir. Ya şöyle söyleyeyim. Eğer koleksiyonluk bir tüfeğiniz olmasını istiyorsanız bu kesinlikle bir çift olması lazım. Yani buradaki yarı otomatikler, pompalılar. Pompalı belki olabilir ama yarı otomatik ayrı bir yeri var. Kontrol edelim. Boş. Şuradaki detaylarına bakar mısın? Çok iyi ya. Bu arada ithal tüfeklere geleceğim. İthal tüfeklere ağaçlarının %90'ı Türkiye'den gidiyor biliyor musunuz? O Barrettaların, Benelli'lerin hepsi şeyden gidiyor. Türkiye'den gidiyor. Burada Impala Plus var. Bizim dispiritör olduğumuz markadır. Impala Plus'ları seviyorum çünkü çok hafif. Gerçekten bunları da çok kullandım ben. ...12 kalibre 61 santim yarı otomatik 4+1 av tüfeğidir. Kendisi gerçekten çok zarif duruyor. Ve hafif, gerçekten hafif. Yani buradaki tüfeklerin çoğundan hafiftir. Çünkü sentetiktir. Sentetik ne demek? Plastik demek arkadaşlar. Ve yani mekanizmanın hareketi falan, yani şu şeyi gösterirsem, bak görüyor musun kafasını? Farklı. Dipçi biraz kısa geliyor bana. Yok, normalmiş. Çok iyi ya. Çok iyi. Evet. Impala Plus'lar da böyle. Optiklere gelelim. Burada ithal tüfeklerimiz de var. Optikler şöyle. Bunlar gerçek silah dürbünü şey optikleri de. Gördüğünüz gibi. Burada ne var? Truglo'nun bir 2 muallık Rettad'ı var. Burada 2 muallık başka bir Rettad'ı var. Bu Rettad'ı ben kullanıyorum Airsoft'ta. Tabanca Rettad'ı var. Tabanca Rettad'ı 3000 lira civarındaydı galiba. Aynen. 3000 lira civarında. Bu tabancaya takmak istemem çünkü boncuk gelirse kırılır arkadaşlar. O yüzden pek sıcak bakmıyorum. Yani 3000 lira gerçek bir tabancam olsa takarım ama Airsoft'ta kesinlikle takmam. 3000 liralık bir Rettad'ın kırılmasını istemem. Şimdi dürbünlere gelelim. Biliyorsunuz bizde Yivli dürbünleri de var. Şu an şuraya gelirsem gösterirsen. Bizde Yivli dürbünleri de var. Bunlar gerçek sniperları takılan dürbünlerdir arkadaşlar. Kuleli ve kulesiz olarak ayrılıyor. Fiyatları da gerçekten hak eden bir fiyatı var. Hak eden bir fiyatı var. Yani 7000 liralık bir dürbündür bu. Dürbünlerin özellikleri çok fazla. Eğer 20.000 euroluk tüfeğiniz var ise 7.000 liralık dürbün hiçbir şeydir arkadaşlar. Şu an gördüğünüz Beret marka dürbündür. Ve çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Bu dürbün Türk yapımıdır arkadaşlar. Ve ona rağmen aslında fiyatı uygun. Yani normalde kaç paraydır bu dürbünler? Yani 10.000 euro, 5.000 euro civarındadır. Ama Türkiye'de 7.000 lira gayet uygun. Birçok atıcı da bunu kullanmaktadır. Gerçekten midotları falan çok iyi ya. Ya çok özelliği var da şimdi insanlar anlamayacağı için söylemeyeceğim.
Şimdi mermileri göstereyim mi? Bir de mermi satışımız var. Mermi satışına da bakıyorum arkadaşlar. Mermi satışlarında da ben bakıyorum. Şimdi kasamızı göster, ben anahtarımı alayım geleyim. Anahtar cebimde taşımıyorum. Evet. Şimdi burada neler var neler. Şu kasanın içini gösteremiyorum, kusura bakmayın. Kanun gereği içini gösteremiyorum. Şimdi ilk başta şuradan başlayalım. 30-30 bin. Gel yakına. Yakına gelebilirsin. Bunlar yivli mermileridir. 30-30 bin. En sevdiğiniz mermiyi de yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Burada ne var? 38 spesiyel var. Selir Bellot kullanıyoruz genelde mermi. Şöyle gösterirsen. Bu genelde toplu tabancaların mermisidir. Altı patların. 357 Magnum var. O çok şey yaptınız. Yani her filmde falan 357 Magnum diye şey yapılan filmlerde 357 Magnum'un meşhur fişekleri, mermileri diyelim. Sonra ne var? 45 var. Chris Vector'ün, işte ne bileyim, Colt 911'in veya ulan mermileri düşün. Ters bakacağım. Evet, 45 ACP de burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 45'lik. O meşhur 45'lik Colt işte bunlardan atıyor. 45 ACP'yi şöyle tutuyorum. Açıkta tutuyorum. 9 mm ile arasındaki farkı göstereceğim. Yivli dürbünlerine geçelim. Yivli mermilerine geçelim. Çok meşhur olan 308.000. İşte Türkiye'de Atatürk'a, İstanbul Silahı'nın Monza'sı ve aslında G3 mermisi diyebiliriz buna. Pek fark yok. İnsanlar fark var diyor ama. Bunlar G3 mermisidir arkadaşlar. 7.62. Şu an gördüğünüz gibi. Bu yerli yapımı değildir. Yerli yapımı olanı da var. Bu ithaldir. Ya bunların fiyatları çok pahalı. 15 lira falan tanesi. Ruhsatlı bir tüfeğiniz var ise veya tabancanız var ise alabiliyorsunuz. Öyle kafasına göre insanlar gelip alamıyor. Öyle bir dünya yok. Amerika değil burası. Burada 30.06 spring var. Aynen. 36 spring aslında uzak mesafede iyi gibi gözüküyor ama bence değil. Şöyle. 30.06 spring'tir bu. 117 grain. Gayet yeterli bir fişek diyelim. Evet. Yerli yapımı 308.000 sterling. Sterling'in fabrikasına da gitmiştik. Orada atış videolarımız da var arkadaşlar. Oradan şey yapabilirsiniz. Bakabilirsiniz sağ köşeden videolara. Bu da yerli yapımı 308.000. Şimdi yerli ile normal arasındaki farkı göstereyim size. Bakın. Gördüğünüz gibi aradaki fark, çekirdek farkı. Şöyle. Çekirdek farkı. Sterling olan daha ince, daha şey ama Selier Bellot olan biraz daha kaba. Yani şöyle yorumlar nasıl? Bence Sterling daha iyi çünkü 5 lira. 15 lira nerede? 5 lira nerede arkadaşlar? Ucuz her zaman iyidir. Ya bununla zaten 809 metre atmanız ya sen ben atamayız öyle söyleyeyim. Bu işi bilenler atar. Bu işi bilenleri de zaten 5 liralık mermiye bakmazlar. Direkt 35 liralık mermi alırlar. Ne var? 9 milimetre. 9 milimetreyi biliyorsunuz. Makine kimya. Makine kimyanın 9 milimetresi klasiktir. Şuradan şöyle gösterirsek. 9 milimetre klasik. Standart. Makine kimyanın 9 milimetre. Şimdi 9 milimetre ile 45 ACP'yi gösteriyorum. Bak aradaki farka bakar mısın? Bu standart Canik mermisi. Bu Colt 911 mermisi. Bak en küçük mermimiz bu. 6.35.
buna bayağı yakına gir. Yakına girerken de zoom'da gir. O kadar küçük mermi ki. 6.35. Bu da ithal. Şuna bak. Şimdi en büyük mermi ile en küçük mermiyi göstereceğim. 30.06'yı alıyorum. Bak. Bu en büyük mermi değil mi? Görüyor musun? Bak. En küçük mermiyi göstereyim mi? 6.35. Aradaki farka bakar mısın? Çekirdeği kadar neredeyse. Bak, birisinin kovanı nerede, birisinin çekirdeği nerede? İşte en küçük mermimiz de 6.35. Bu adam öldürür mü lan? Kalbe falan atman lazım. Ancak kalp öldürür, göz öldürür, beyin öldürür. Yani bir insan 6.35'te niye kullanıyor? Örneğin kadın tabancası taşıyanlar var ya, küçük. İşte bundan kullanıyor. Ya öldürür mü? Bilmiyorum. Yani öldürücü noktaya atman lazım. Değişik. 6.35. Neyse. 30.06'yı da böyleydi. Şunları yerine koyalım. Ne bu? 45 ATP. Yerine koyduk. Mermilerimiz bu kadar. Başka bir şey var mı? Airsoft'ları biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Airsoft'ları biliyorsunuz. Evet, başka bir şey var mı diye bakıyorum. Yok. Arkadaşlar teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Gördüğünüz Airsoft'un dışında 5 senedir aslında ateşli silah da kullanıyorum ben. Ateşli silah da satıyorum. Böyleydi. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi hoşça kalın. Bay bay.